Her gün diler, Google, İstanbul'un göbeğinde bomba yüklü araç patlatıldı. Yenilmedik demek için. Tabii ki başka mesajlar da vermek istiyorlar. Karşımızda PKK ya da IŞİD tabelası var ama arkada hiç bilmediğimiz, yüz yüze gelmediğimiz güçler. Hatırlayın Başbakan Binali Yıldırım Bey daha göreve gelir gelmez ilk mesajı terörle, teröristle ilgiliydi. Başbakan, terörü ülkenin gündeminden çıkaracağız. Bitirmek için yemin ettik. Gereken neyse yapacağız. Kaçtıkları yere kadar kovalayacağız dedi. Terör Türkiye ile birlikte Cumhurbaşkanı ve Başbakanı da hedef aldı. Korku, ümitsizlik, bezginlik, yılgınlık vererek siyasi hesap yapıyor. Bu kiralık adamları üzerimize gönderip her yer tehlikeli diyorlar durmamız ve geri adım atmamız için. Bunlar patlatıyor. Yabancılar patlayan yerlerin haritasını çıkarıyor. Ateş altında bir Türkiye oluşturmak için buna içeride de dışarıda da destek veren çok. Peki bu saldırıları nasıl anlayacağız? Klişe sözlerle geçiştirmek mümkün mü? Ne yapabiliriz? Güvenliği sağlayabilir miyiz? Sağladıktan sonra saldıranlara ders verebilir miyiz? Gelin biraz açılalım. Etrafımızdaki kavganın nedenini anlamaya çalışalım. Anlarsak çözüm de kendiliğinden gelir. Google'ın Amerikan derin devleti ile ilişkileri çok iyi. Hillary Clinton Dışişleri Bakanı olduğu dönemde gittiği her de Google'a çalıştı. Şimdi de Google karşılığını veriyor. İşbirliğini equit pro quo, alınan her şey karşılığında verilen şey esasına dayandığını söylemeliyim. Google'da Trump araması yapıldığında olumsuz haberler, Hillary Clinton aramasında ise son derece olumlu haberlerle karşılaşıyorsunuz. Washington'daki derin devlet Google sayesinde çok önemli adımlar attı. Bu sözler benim değil, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın. Peki şimdilik bir adım önde görülen Hillary Clinton'a kim destek veriyordu? Citigroup, Inch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan Chase & Co., Morgan Stanley, University of California, Time Warner, Microsoft, Walmart, Coca-Cola, Pfizer, ExxonMobil, Procter & Gamble, Boeing, Nike, Hewlett-Packard, eBay, General Electric, Intel, Chevron, Harvard University, Morgan & Morgan, Kirkland & Ellis, Coming Inch, Greenberg, Touring LLP, Sullivan & Cromwell, Ernst & Young, DLA Piper, Noble Energy. Amerika'daki başkanlık yarışında baronlar öne çıkarken baronların baronu Jacob Rothschild dünya üzerindeki çok önemli saydığı ailelere özel mektup gönderdi. Mektupta çok önemli noktalar vardı. Neler olacağıyla ilgili önemli ipuçları veriyordu. Elit olarak bilinen isimlere giden mektuptan şu ifadeler sızıyordu. 2016'da dünya ekonomisi ve küresel finans piyasaları için büyük bir yıkım görünüyor. Rusya ağır dolar borçlanması nedeniyle tarihi bir kriz yaşayacak. Brezilya, Nijerya, Kazakistan ve Ukrayna için de aynı senaryo gerçekleşecek. Çünkü bu ülkeler son yıllarda büyük bir borçlanma yaşadı. Bu ülkelerin dışında petrol bağımlısı olan ülkeler içinde kriz görünüyor. Çünkü petrole dayalı bir ekonomi artık bitti. Bunu anlayan ayakta kalacak. Çin de kriz yaşayacak. Orta Doğu'daki kaos daha da derinleşecek. Bölgedeki yapı çok karmaşık hale alacak. Bu da yatırımcıların yeni limanlara sığınmasını sağlayacak. Büyük paraları yönetenlerin önümüzdeki yıllarda büyük kazanç elde etmek yerine paralarını korumaya çalışması daha akıllıca bir yöntem olacak.'' Aslında Baron Rothschild durumu özetlemiş. Artık büyük para kazanmayacaksınız. Paranızı korumak bile büyük kazanç ve başarı. Mesajın bir bölümü Orta Doğu'daki petrol krallıklarına, petrolün var diye güvenme, o devir bitiyor, yeni dünya kuruluyor ve petrolün bir başka gücün eline geçmemesi için Orta Doğu'da karışıklık kaçınılmaz tabii. Ölenler, acı çekenler, gözyaşı dökenler yine Müslüman olacak barona göre. Oyun bu. Petrol çok değerlenmese de gelen paralar buralarda kalamayacak. Bölge güvensiz olursa haliyle biz de parayı tutmakta zorlanacağız. Hiç etkilenmemek mümkün değil. Savaşı gözyaşını bize yakıştıranlar parayı kendileri alıp kullanacak. Tek vanadan dünyayı yönetecek. Anlaşılan hem üretim hem tüketim kalıpları değişecek. Bunlar olurken siyasetin değişmemesi mümkün değil. Biz de hedeflerden biriyiz. Orta Doğu karışırken Rusya'nın ayağa kalkmaması için Sibirya taraflarındaki zengin petrol ve gaz rezervlerinin Putin'in eline geçmemesi gerekiyor. Baronlar tüm dikkatlerini buraya yoğunlaştırmak için Orta Doğu'yu ateş topuna çevirdi. Kimse gelemesin ve oyun kuramasın diye. Ermeni kartını masaya getiren Almanya'nın başbakanı Merkel en güçlü kadınlardan biri olarak gösterildi. Hillary ondan aşağı kalmazdı. O da bütün medya tarafından öne itiliyordu. Beyaz Saray'a yürürken ayak sesleri buralara kadar geliyordu. Kısa saçlı iki hanım, bir de bunlara benzeyen bizdeki yeni MHP'nin önderi olmaya çalışan Meral Hanım. Birileri acaba burada da kadın mı görmek istiyordu? Hilary, Merkel ve Meral Hanım. Türkiye gibi bir ülkede siyasetin rengini ya parayla ya terörle değiştirebilirsin. Ne yaptılarsa ekonomik kriz çıkmadı, çıkaramadılar. Rus uçağının düşürülmesi, Avrupalı turistlerin bombalarla hedef alınması turizme darbe vurdu ama yıkılmadık. Asker ve polisimiz bütün şehirleri temizlese de bomba yüklü araçlarla gelmeye devam ediyorlar. Irak'ta yıllarca bunun provasını yaptılar. İçinde şoför bulunan onlarca kamyon camilere, hastanelere, kışlalara, karakollara daldı. MHP içinde küresel anlamda rol verilen Meral Hanım öne çıkmaya çalışırken CHP de eş zamanlı olarak karışıyordu. Şehit cenazelerinde Kemal Bey'e gösterilen protestolar da çok önemli. Birileri artık bu koltukta kalamazsın, cenazeye gidemeyen birinden CHP lideri olmaz diyordu. Yumurtayla başlayan rüzgar korkarım ki artarak devam edecek itibarsızlaştırıp değiştirme yoluna gidecekler. Sanırım kasetle gelen Kemal Bey de bunu yavaş yavaş görmeye başladı. Kasetle giden Deniz Bey Amerikan politikalarına yakın bir isimdi. Kemal Bey Avrupacıydı. Şimdi Avrupa çöktüğüne göre İşi çok daha zordu. Kalması hiç kolay değildi. Çünkü iklim değişmişti. Dokunulmazlık konusunda bile CHP içten bölünmüştü. Yakında bunu daha net görecektik. Kürt meselesi ve aslında bölgedeki dengeler içeride siyaseti belirleyecekti. Deniz Bey bunu gördü, işareti verdi. Binali Bey de bunu bildiği için terörle gelenleri durdurmak adına yemin ettik bitireceğiz dedi. Kararlılığını gösterdi. Terör, büyük savaşın büyük oyuncusu. Bombayı kimin patlattığının bir önemi yok. Önemli olan bombacıyı gönderen. Biz, onların biçtiği role karşıyız. Onlar da bizim özgüvenimize. Terör ve içerideki siyasi hareketlilik, rolde anlaşma yollarını aramak için. Yeni oyuncuları takıma katma sevdası da bu. Hiçbir şey tesadüf değil yani. Biz yine bize karşı. Oyun bu. Ergündüler Takvim.